Niye giyindiniz böyle efendim? Nereye gidiyorsunuz böyle sabah sabah? Şu kıllı yalı kazıklarıyla kira meselesini konuşacağım efendim bir kere daha. Ayıp değil mi efendim ağa? Gidilir mi hiç bu saatte? Uyuyorlardır daha. Kaçmıyorlar ya, konuşursunuz. Kaçıyorlar efendim. Yakalayamıyorum bir türlü. Şunun şurasında kaç gün kaldı kontratın dolmasına? Bu kadar sık boğaz etmeyin efendim. Kaç yıllık kiracılarımız. Onlar asil insanlar. Hele Cenap Bey. Hadi efendim hadi. Kim kaybetmiş de onlar bulmuş asaleti. Fırsatçı ikisi de fırsatçı. Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar utanmadan. Aa. İyi günler. Buyurun. Ha, sertifikası içinde mi gazetenin? İçinde efendim. Hepsi içinde. Ha, iyi. Şu asansörü de yaptıramadı hala o yönetici olacak herif. Keyfinden mi yaptırmıyor adam? Motorun, tellerin, her şeyin değişmesi lazımmış. Dünyanın parasını istiyorlar. Yaptırsın efendim. Versin parasını yaptırsın. Kimse elini cebine atmıyor ki Sabri Bey. Hadi sen birinci kattasın, sana bir şey yok. Yavuz Bey ne yapsın? Ta tepeden inip çıkıyor o sakat bacağınla. Ya biz ne yapalım? Her sabah kaç kat çıkıyoruz biliyor musun sen? Fıtık olacağım vallahi bu gidişle, fıtık. Buyurun, iyi günler kız kapıcı. Sus be. Dostlarım, Sabri Bey gibi insanlar bu toplumun... Yeter Allah'ın cezası. Ne yapıyorsunuz efendim? Delirdiniz mi? Yeter efendim. Bu zırvaları daha fazla dinleyemem. Ellerin kırılsın. Niye kapattın Eşref Refik Bey'i? Açacağım efendim. Karışamazsınız bize. Karışırım efendim. Gelmeyin üstüme. Vallahi şimdi fırlatır atarım balkondan şu radyoyu. Rezil etti beni bütün İstanbul'a yalı kazığı. Oh, ağzına sağlık efendim. Artık sokağa da çıkamayacaksınız. Nesini? Buyurun. Evde mi bizim kiracılar? Cenap Bey'im. Bilmem, haberim yok valla. Tabii, nereden bileceksin? Dünyadan haberin yok ki senin. Pilavcı mısın, kapıcı mısın? Zaten o yönetici denen bunağın dünyadan haberi yok. Dingo'nun ahırına döndü apartman. Giren çıkan belli değil. Her dakikada kapıda duramayız ki efendim. Duracaksın tabii. Başka türlü o anarşistlerin hareketlerini nasıl kontrol edeceğiz? Tamam. Anarşistler mi? Dinlemedin mi o şair bozuntusu yalı kazığının radyodan söylediklerini? Yoo, dinlemedim valla. Ne söyledi? Kiracıları ev sahiplerine karşı kışkırttı düpedüz ahlaksız. Maksadı milleti birbirine düşürmek. Bölücülük. 146'ya 1'e girer suçu. Cezası da doğrudan idam. Tamam. İdam mı? İdam ya, ne sandın? Sallandırmak lazım böylelerini. Hemen veriyorum mahkemeye. Anarşistleri yaşatmam ben evimde. Kapıya da bugün asıyorum kiralık ilanını. Sokakta kalsınlar da görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu. O kadar kolaydı. Niye sırıttın öyle pişmiş kelle gibi? Yok efendim, estağfurullah. Ne sırıtması? Asansörün parasını ne zaman verecek diye Muvaffak Hoca sorup duruyor da. Patlamadı ya. Beklesin biraz. Sanki kendi cebinden ödedi. Tamam efendim. Söyle dedi, söyledik. Bize ne bağırıyorsun? Veririz ay başında, acelesine. Cenap Bey'e kızmış, hırsını bizden çıkartıyor domuz. Ana, tuvalete gittin mi ben kızım? Şimdi oradan geliyoruz ya anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle efendim? Kiralık ilanını hazırladım efendim. Asacağım apartmanın girişine. Aa, hayır efendim, asmayacaksınız. Bizim kiralık dairemiz falan yok. Var efendim. Akşama sabaha koyacağım o kıllıları kapının önüne. Hem de polis marifetiyle yaka paça attıracağım, göreceksiniz. Kimseye attıramazsınız efendim. Hem siz de karışıyorsunuz, orası benim anneciğimin evi. Karışırım efendim. Oturtmam o anarşisti orada. Hiç de bile anarşist değil efendim. O büyük bir şair. Devlet şairi. Devlet şairiymiş. Devlet düşmanı desenize şuna. Toplum düşmanı. Daha beteri servet düşmanı. Yok. Astırmam efendim. Hadi asın da görelim. Yenisini yazarım efendim, hiç sevilmeyin. Nasıl olsa kağıt davul kalemde. Bıst! Dolaşma sen dayak altında musibet. Ellerin kırılsın, ne yapmış şimdi sana hayvan? Gel kızım gel. Dolaşma o huysuz babanın ayağının altında. Allah Allah! Nereden babası oluyormuşum o pis musibetin?
Babasısınız işte efendim. Kedi babası ne olacak? Kedi babası. Verin şunu diyorum efendim. Onu da yırtacağım. Ay. Hiç zahmet etmeyin efendim. 10 kere yırtsanız 10 kere yeniden yazarım. Bağırmayın Sabri Bey. Bütün apartman buraya toplanacak şimdi. Toplanırlarsa toplansınlar be. Onlardan mı korkacağım? Zaten herkes biliyor sizin kaç paralık bir insan olduğunuzu. Yeter. Yeter efendim. O servet düşmanına arka çıktığınız yetmiyor. Bir de kendi kocanıza hakaret ediyorsunuz. Bağırmayın Sabri Bey. Teyzenin yüreğine inecek vallahi, Allah korusun. Nerede o günler? Siz ne dediniz anneciğim için efendim? İnşallah sizin yüreğinizi iner. Ne oluyor efendim? Nedir bu gürültü? Karı koca kavgası kiracı Allah yüzünden. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz efendim? Kendinize gelin. Karışma sen Burak. Sensin Burak. Canavarsınız siz efendim. Ben bir canavarla evlenmişim. Öldüreceğim. Cafer, Cafer koş koş. Cafer gel. Kaç Sabri Bey, gözü dönmüş kadın. Sen kime gözü dönmüş diyorsun Sersem? Çekil. Rahat dur sen de artık be. Ne oluyor öyle Sersem Mersem? Asacağım efendim. Çatlasanız da asacağım. Kiralık daire mi? Hangi daire kiralık? Çekilme şuradan Burak, sen de. Tamam. Burak sana benzer dangalak. Çekil. Evet efendim dangalak. Cenab Beyleri evden atacakmış bu canavar. Hadi canım, kolay mı öyle kiracı atmak? Zor biraz efendim. Avucunuzu yalayın. Attırmam. Öyle bir atarım ki şaşar kalırsınız. Kiracı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Terbiyeli konuş Kereste müdürü, biz de kiracıyız. Kereste müdürü, Kereste müdürü. İyi artık bir ölsün mü kiracılar, onların canı yok mu? Biz kapıcıyız Gül, sen karışma. Efendi efendi, ben senin gibi çok uyuz ev sahibi gördüm. Lafını bil alırım ayağımın altına. Hadi al bakalım sıkıysa. Gebertirim seni vallahi. Ay, ay, aman. Bırakın, karışmayın. Önce ben geberteceğim. Buyurun. Yok mu gelen giden daha? Yok, bekliyoruz. Sakın bir yere ayrılma, dayağı yersin hayduttan. Nereye ayrılacağız efendim? Tutuyoruz işte nöbetimizi. Bizim kiracılar da gelirse haber ver. Vereyim de Cenab Beyler ortalıkta yok birkaç gündür. Biliyorum. Sana gelirlerse haber ver dedim, konuşacağım. Hayır efendim, ben konuşacağım. Bana bırakın efendim, karışmayın siz. Asıl siz karışmayın efendim. Ev annemin evi. Ayrıca öyle dangul dungul konuşamazsınız Cenab Bey'le, anladınız mı? O büyük bir şair. Büyük şair ha, büyük şair. Sevsinler. Kaçıyorlar, bana görünmemek için eve bile gelmiyorlar. Para yiyorlar. Zamparalıkta geziyor ikisine. İftira etmeyin efendim. Cenab Bey asla öyle şeyler yapmaz. Girin içeri efendim. Boşuna müdafaa etmeyin o yalı kazığını bana. Sen de gözünü dört aç. Dediğimi yap, yoksa karışmam. Sizin aklınız fikriniz parada efendim. Sizin de aklınız fikriniz o kıllı yalı kazığına şirin görünmekte efendim. Konuşturmayın beni şimdi. Hiç bile efendim, ben sadece nazik davranıyorum. Bırakın nezaketi falan efendim. Sanatı olan zaafınızdan yararlanıyorlar, anlamıyor musunuz? Ellerinden gelse 40 yıl bedava oturacaklar evimizde. Aynen, niye aldın bu dilenciyi kızım içeri? Vereyim 25 kuruş, gönder gitsin. Dilenci değil o anneciğim, sizin damadınız. Kalın kafalı damadınız, laftan anlamıyor. Asıl siz anlamıyorsunuz efendim. En küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Vallahi kafam kızarsa bir kibrit çakar yakarım o evi. Sus bakayım edepsiz. Kibritle oynama demedim ben sana. Gece yatağı açarsın sonra. Cafer. Buyurun. Nereye kaçtın sen yine? Ne kaçması efendim? Yeşim'in öğretmenine gittim 2 dakika okula. Buraya gel çabuk, markete gideceksin. Geliyorum efendim. Penguen. Al şu parayı. Bu para yetmez abi, zam geldi pilava. Ne? Gene mi be? Enflasyon düşmüş de hani. Bu ne zam mı? Hükümetin işine akıl ermiyor ki abi. Yaptı gidince ayağını. Hadi efendi hadi. Senin keyfini mi bekleyeceğiz burada 2 saat? Patladı domuz. Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah abi. Buyurun. Saat tutuyorum tamam mı? 10 dakika içinde gidip geleceksin. Tamam efendim. Jet gibi. İşte öyle, bana bak. Orada burada aleyhime propaganda yapmıyorsun değil mi? Yok efendim, ne propagandası? İstersen yap.
Seçimden sonra başına neler geleceğini bir düşün de ayağını ona göre denk al. Uyuma sakın o buna. Ne uyuyacağım efendim? Giden ağam, gelen paşam. Yönetici kimse, ben onun emrindeyim. Önemli olan apartmanın huzuru. Aferin. Hadi bakayım. Bir, iki, üç, fırla! Aferin, buldun mu İbrahim Paşa'nın resmini? Buldum anneciğim. Sizin o kıskanç damadınız gardırobun arkasına saklamış. Allah Allah, elleri kırılasıca. Az kızmaz. Şöyle daya daya bakayım paşama. İbrahim Paşa değil bu anneciğim. Cenap Paşa, Cenap. Ne yakışıklı değil mi maşallah? Ne yapıyorsunuz siz yine efendim? Tablomuzu layık olduğu yere asıyorum efendim. Attırmam bu şaheseri öyle. Kömürlüklere, gardırop arkalarına. Boşuna uğraşmayın efendim, astırmam. Asacağım efendim. Siz karışamazsınız bana. Bırakın, sokmam o kıllı yalı kazığının resmini evime. Burası benim de evim efendim. Dokunayım demeyin ona bir daha. Dokunurum. Heh. İstediğiniz kadar asın. Kaldırıp atacağım nasıl olsa. Bıh, sakallı uyuz. Delirdiniz mi efendim? Ne yaptınız? Geber inşallah. Ne istiyorsun paşanın resminden be? Çekilin efendim. Hı? Artık tahammülüm kalmadı. Atacağım bu pisliği evimden. Sizsiniz efendim pislik. Bırakın. Bu bir sanat şaheseri. Heh, pabucumun şaheseri. Luna parklarda bile bundan çok daha güzel resimler yapıyorlar. Kırarım senin ellerini ha. Dokunma paşanın resmine canım. Siz karışmayın efendim. Kiracınız olacak kıllı yalı kazığı o. Hayır efendim. Bu büyük bir Osmanlı paşasının portresi. Kim kaybetmiş efendim paşalığı? Omuzunun üstüne iki apolet kondurmakla paşa mı olunurmuş? Eşeğe sırma falan da vursan eşek yine eşektir. Eşek de sizsiniz efendim katır da. Ağzınızı toplayın. Sen kime eşek dedin bakayım ha? Aman be, bu da iyice buna da artık. Atacağım efendim. Hadi oradan hiçbir de. Hiçbir kuvvet sana engel olamaz artık. Ellerin kırsın inşallah. Buraya gel bakayım. Anam. Bakma öyle suratıma. Al şunu, at çöpe gitsin. Attırmam efendim. Attırmam. Siz onu atarsanız ben de sizi atarım çöpe. Sana al götür şunu diyorum eşek. Ne diyorsam onu yap. Hayır efendim, hayır. Ağzını topla efendi. Ne oluyor öyle eşek meşek? Sen önce kendi ailene sözünü geçir. Hadi Nermin Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cafer sen de gel. Ne oldu Gül? Cafer Koç babam çok fenaymış. Anam yapma be. Neredeydin sen bakayım? Kıracağım bacaklarını. Yine mi aldın o herifi eve? Herif değil anneciğim, o paşa paşa. Hadi be. Bakın ne yakışıklı. Ya ya. Ne yapıyorsunuz efendim? Gene bulup getirdiniz mi o pisliği? Ağzınızı bozmayın efendim. Paşaya hakaret edemezsiniz öyle pislik pislik. Başlatmayın paşanızdan. Ay. Bırakın efendim. Siz bırakın efendim. İstemiyorum ay, bu kazuneti evimde. Ay. Ağaç etti bizi be abi. Geldik işte penguen, söylenme. Sana bunu çöpe at demedim mi ben eşek? Ne yapıyorsunuz efendim? Anam. Sanat düşmanı ne olacak, sanat düşmanı? Evet efendim. Sanat buysa ben sanat düşmanıyım. Al şunu buradan evladım. Götür çöp kamyonuna gitsin. Duydun mu? Hadi. Tamamca duydum. Hayır efendim, attırmam koskoca paşayı çöpe möpe öyle. Getirin onu buraya çabuk, getirin çabuk. Hayır efendim, atılacak. Çöpçü, bakma suratım öyle salak salak. Ne diyorsam onu yap. Ne oluyoruz ya salak malak? Tamam efendim, tamam. Götürüyoruz. Hadi penguen yürü. Şişt, çöpçü, sen de öyle salak salak bakıp durma. Yürü hadi. Hiç affetmeyeceğim sizi efendim. Vicdansız. Ne tatlı hıçkırıyorsun anne teyze için. Sen de dolaşma ortalarda sapık. Dolaşırım, bana ne? Hadi hadi. Al köpeğini doğru evine. Gitmiyorum, bana ne? Ne atıyorsun Cenab-ı amcamın resmini mer gibi? Bak Ali teyzem hık hık fenalık geçiriyor. Yazık değil mi kadına? Yürü abi hadi. Hepimiz gurur duyuyoruz efendim prensle maşallah. İşe mi böyle? İşe komşum teftişe. Buyurun. Sefa ile efendim, sefa ile. Hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallah komşum. Boynun altında kalsın haydut. Hem öküz gibi çarpıyor kapıyı hem de. Tontoşcum, söyle babana biz gidiyoruz. Nereye? Allah Allah. Nereye gidiyorsunuz efendim böyle? Gidiyoruz efendim. Çok kırdınız beni. Sizi hiç affetmeyeceğim. Hala kapıcımız mı değişti kızım?
Kapıcı değil o anneciğim. Sizin eski damadınız. Derhal içeri girin efendim. Giderseniz dönemezsiniz bir daha bu eve. Katil esiriyle gidiyor Sevim, koş. Gidiyoruz sayın abim. Hürmetler var mı emrim? Var. Geleceğim Ali. Sebze meyve fiyatını denetleyeceğim. O niye sayın abim? Bırak Yavuz Bey. O iyice yemiş kafayı. Ombut Osman olacakmış milletin başı. Ha? Angut Osman mı? O ne kız öyle? Anlamadan dinlemeden konuşma sen de ablacığım. Ombudsman demek istedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Bey amcamız gibi. İyi kız, anladık. Neyse işte. Bakın efendim, son defa söylüyorum. Pişman olacaksınız. Tamam. Bunlar kapışmış gene. Ayla, bu adam bize şimdi niye musallat oldu? Yürüyün anneciğim, cevap vermeyin, siz ona değmez. Kedi babası ne olacak? Ne haliniz varsa görün efendim. Benden günah gitti.